Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Kültür sanat gündeminden gelişmelerle karşınızdayız. Ve önümüzdeki günlerin ajandasında yer alan bir etkinlikle söze başlayacağız. Türkiye'nin yeni sanat buluşması BASE 21-24 Aralık tarihlerinde Galata Rum Okulu'nda gerçekleşecek. Tüm Türkiye'nin yeni nesil sanatçılarını ilk kez aynı çatı altında bir sergide buluşturacak olan etkinlik, panel ve söyleşilerle sanat dünyasının önemli isimlerini de bir araya getirecek. Türkiye'nin ilk kolektif güzel sanatlar yeni mezunlar platformu BASE, yeni nesil sanatçıları ilk kez bir sergide buluşturuyor. Türkiye'deki tüm mezuniyet sergilerini bir anlamda bir araya getirdik. Bu sene mezun olacak 31 şehirdeki 51 üniversiteden genç sanatçı adayımızdan başvurular aldık. 1000'e yakın başvuru oldu. 4 sene boyunca aslında hem ona emek, bu öğrencilerimize emek veren öğretim üyelerimizin hem de aralarında çok yetenekli olan sanatçıların erişimi olmuyor. Bu erişimi sağlamakla amacımız. Sergide 20 ilde 31 üniversiteden 108 sanatçı adayının 116 eseri yer alıyor. Galata Rum Okulu'nda 3 kata yayılacak biçimde bir kurguda aslında bir araya getirmeyi tercih ettim. Bu nedenle sergi 3 ana temaya ayırdım. Birinci katta bilgi başlığı altında gördüğünüz çalışmalar var. Burada daha çok seramik, grafik tasarım, görsel iletişim tasarım ve geleneksel Türk el sanatları gibi üzerinde hem kültürel mirası hem de günümüz enformasyonuna dair bir bilgiyi taşıdığı için bu başlığı uygun gördük. İkinci katta insan başlığı. İnsan başlığı etrafında da genç sanatçı odaklandı. Daha çok figüratif veya bedene yönelik, insana yönelik çalışmaların odaklandığı bir başlık oldu. Üçüncü katta çevre temasıyla. Çevrede aslında biraz da zamanın ruhunu da görebiliyorsunuz. Sanata Bir Yer platformunun da destek sponsorları arasında bulunduğu etkinlik 24 Aralık'a kadar devam edecek. Sevgili seyircilerimiz, Ayla filminin Oscar adaylığı yolculuğu yarıda kaldı ama uluslararası alanda festival yolculuğu sürüyor ve önümüzdeki ay Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek 29. Palm Springs Film Festivali'nde yarışacak film. Ayla festival programı kapsamında 3 kez sinema severlerle buluşacak. Eğitim bölümünde öğrencilere 2 ayrı gösterim yapılacak. Kahraman Türk Subayı Süleyman Dil Birliği'nin Kore Savaşı sırasında yaşadığı gerçek olayları merkezine alan Ayla, 4-15 Ocak tarihleri arasında 29. Palm Springs Film Festivali'nde yarışacak. Gel korkma. Ve diğer başlıklarımız: Meryl Streep'i hangi afiş üzdü, Katy Perry kraliçe oldu, LP'ye yoğun istek var. Bu başlıklar ve daha fazlası da haber turumuzda. Meryl Streep ilk kez oyunculuğuyla konuşulmuyor. Hollywood sokaklarında kimin tarafından yapıldığı belli olmayan afişler ünlü oyuncu Meryl Streep'i üzdü. Çünkü afişlerde suçlanan kişi kendiydi. Taciz skandallarıyla gündeme oturan yapımcı Harvey Weinstein'le yan yana gösterildiği afişlerde "She knew," yani "O biliyordu" cümlesi kullanıldı. Weinstein'in yapımcılığını üstlendiği birçok filmde rol alan ünlü aktris, skandalı önceden bilmek ve sessiz kalmakla suçlandı. Katy Perry, tarihin sayfalarında gezinmeye devam ediyor. 2014 yılında Dark Horse klibi için Kleopatra olan dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, bu kez Marie Antoinette olarak karşımıza çıktı. Perry, son albümü Witness'ta yer alan Hey 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 isimli şarkısının klibinde 18. yüzyıla damgasını vuran ünlü Fransız kraliçesi Marie Antoinette'i canlandırdı.
When you get older, plain as sign, when you remember all the danger. LP'ye yoğun istek var. Lost on You şarkısıyla dinlenme rekorları kıran Laura Pergolizzi'nin 1 Nisan'da gerçekleşecek İstanbul konserinin biletleri tükendi. Yoğun istek üzerine İstanbul'da 2 Nisan Pazartesi akşamı düzenlenecek ek bir konserle müzikseverlerin karşısında olacak. LP 31 Mart Cumartesi akşamı Ankara Kongresyum'da, 1 Nisan Pazar ve 2 Nisan Pazartesi akşamları ise Zorlu PSM'de olacak. Gazeteci yazar Berin Karakaş yeni romanı Çukur'u yayınladı. Biz de romanla birlikte Berin Karakaş'la sohbet için buluştuk. Gazeteci yazar Berin Karakaş son romanı Çukur'da okuyucularını altı parmak dağlarının avucuna gömülmüş küçük bir yerleşkeye götürüyor. Çukur tarihi depremlerle şekillenmiş. Bu çok fazla göç vermiş. Yalnız aslında köy bile olamayan bir yer diyebilirim. Yani temel karakterlerimiz bir imamla karşı karşıyayız. Bu şairlikle peygamberlik arasında kalmış ve bir ava çıkmamaya yemin etmiş bir avcı var. Elmas romanı başlatan karakter. Hazreti İbrahim peygamberin oğlunu Allah'a kurban ediş hikayesi yazara romanda ilham kaynağı olmuş. Yaptığım kurban edimleri ve feragat üzerine yaptığım okumalarla beslendi diyebilirim Çukur. Ve İbrahim'in çizdiği bu yolda da, yani İbrahim peygamberin baltasını kendi yarattığım İbrahim'in karakterin boynuna asarak yürüdüğüm bir yol oldu açıkçası. Yazar, Çukur'un karakterleri üzerinden iyi ve kötü kavramlarını sorguluyor ve okuyucuları içsel bir yolculuğa davet ediyor. Birine çok iyi bir insan bu diyorsunuz ama birden kötü diyebileceğiniz bir şeyle karşılaşıyorsunuz ya da tam tersi. Çukur aslında dışarıdan ziyade içe açılan bir roman. Bu anlamda karakterler de daha ziyade içlerine açılıyorlar. Çukur, Sel Yayınları etiketiyle raflarda. Venedik Bienali 16. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu tüm dünyadan mimarlık öğrencilerini 1 Şubat 2018'e kadar başvuruda bulunmaya davet ediyor. İKSV'nin koordinasyonunu yürüttüğü Venedik Bienali 16. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu'nda yer alacak Vardiya Projesi tüm dünyadan mimarlık öğrencilerini 26 Mayıs 25 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek atölye çalışmaları ve etkinliklere katılmaya davet ediyor. Sırada tiyatronun gündeminden hazırladığımız ajandamız var. Bak, doğru kişi doğru aşk bu, bak. Onunla her şey harika şimdi ve şehir tiyatrolarının yeni oyunu Bak Bizim Şarkımızı çalıyorlar. Kağıthane Sadabat sahnesinde perdelerini açıyor. Hatta istediğim herkesin aklını başından bir alabiliyorum. Ben Sonya Vox'um. Neil Simon'ın yazdığı, Yeşim Gökçe'nin çevirip Ersin Umulu'nun yönettiği müzikalde besteci Vernon'la söz yazarı Sonya'nın yaratıcı işbirliği ve fırtınalı duygusal ilişkileri anlatılıyor. Olmak isterdim. Oyunda Ali Mert Yavuzcan, Özge Özder, Köksal Ünal, Evrim Artut, Müge Gülgün ve Çağrı Büyüksayar rol alıyor. İbrahim Çiçek'in yönettiği Kraft Tiyatro'nun Yutmak adlı oyunu Zorlu PSM'de izleyicisiyle buluşuyor. Parmaklarımda 16 kestik var. Ama mozaiği tamamladım. Ece Dizdar, Başak Daşman ve Merve Dizdar'ın rol aldığı oyunda özgürleşmek için birbirlerine destek olan üç kadının hikayesi anlatılıyor. Size, ben alıyormuşsunuz Rebecca. Telefonunuzu kullanabilir miyim acaba? Hemşire, ben gideyim de bari şu
Akşam yemeğimizi hazırlayıp... Yönetmenliğini Nedim Saban'ın üstlendiği Ahu Duda adlı oyun ikinci sezonunda da sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Bu hemşiremin icadı. Gerçekten de Gülşah Hanım böyle konularda çok usta. Melek Baykal ve Suna Keskin'in iki kız kardeşi canlandırdığı oyunda Nedim Saban'sa deli tiplemesiyle perde arkasından sahneye geçiyor. Yabancımız değil paşam, yabancımız değil, yeni tayin olmuş. Binbaşı Neşet. Ahu Dudu, insanları huzura kavuşturmak için farklı bir formül arayışında olan iki kadınla onların çevresindeki çılgın kişilerin öyküsünü anlatıyor. Tiyatro ajandamıza bir de ek yapalım. Kapılarını tiyatro severlere açtığı günden bu yana kapalı gişe oyunlar sahneleyen Dastas şimdi de uluslararası bir projeye imza atıyor. Ve bugüne kadar dünyanın dört bir yanında seyircilerle buluşan Yakaranlar adlı oyun Dastas'ta sahneye konacak. Yakaranlar ekibi geçtiğimiz günlerde ilk defa bir araya geldi ve bu dev prodüksiyonun başlangıcına imza attı. Mert Fırat, Volkan Yosunlu, Arif Pişkin, Büşra Firidin, Masis Aram Gözbek, Vedat Yıldırım ve John Mitchell'dan oluşan yapım ekibi ve ATC Theater Londra ekibinden oyunun yönetmeni Ramin Gray, müzik direktörü John Brown, koreograf Sasha Milavich 50 oyuncuyla bir araya gelerek bir atölye çalışması gerçekleştirdi. Yakaranlar 2018 yılının ilk yarısında Dastas sahnede tiyatro severlerle buluşacak. Müzik dünyasında epey zamandır konuşulan genç müzisyenlerden biri Evren Can Gündüz. Biz Evren Can'la sosyal medyada yayınladığı coverlar dolayısıyla aslında tanıştık. Ve ardından başlayan müzik macerası sonrasında da onunla sohbet etmek üzere bir araya geldik. İnadına yenilmeden, aşık olmadan gel. Bu gidişin sonu kötü, kalbi kaybetme gel. Sokaklardan balkonlara birçok yerde sevdiği şarkıları çaldı, söyledi. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Performanslarını YouTube'da kendi kanalında yayınlamaya başladı. Bu sayede adı kısa sürede dalga dalga yayıldı. Albümü çıkmadan konserler verdi. Ne kaldıysa atacağım, adam gibi ağlayacağım. Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz usta müzisyen Asım Can Gündüz'ün oğlu Evren Can Gündüz'ün müzik macerası böyle başladı. Yetmiyor, sevişmeler yetmiyor. Çok az bütçeyle çok küçük bir işin birden ne kadar büyük bir şeye dönüşmesini kendi gözlerimle şahit oldum. Günler dayanılmaz oldu. Gündüz, Sertab Erener'in de dikkatini çekti. İkilinin YouTube'da yaptığı düetler büyük ilgi gördü. Onlar da YouTube'dan dinlemiş. Sana elimden ne geliyorsa yardımcı olurum, ne istersen yapabiliriz demişti. Sen yine de geldin bana tatlı tatlı söyledin. Evren Can Gündüz kısa bir süre önce ilk albümünü yayınladı. Çok yoruldum. Çünkü böyle mesela bir ayda 22 tane, 21 tane konser programı gibi böyle çok yoğun bir programımız vardı. Aradaki tek boş günlerde uçakla İstanbul'a gidip edit yaptım. Genç müzisyen, ilk müzik eğitimini aldığı babası Asım Can Gündüz'ü unutamıyor. Marmaris'te evi vardı. Evine gittiğimde oturup müzik dinliyorduk. Bak şimdi diye başlardık. Açardık internetten. Bak bu gitarist iyi. Aynı zamanda şu da çok iyi. Yani babam da öğretmeyi severdi. Paylaşmayı çok severdi. Çok seneler geçti, çok seneler geçti. Dönen yok seferinde. Bir müzik performansı duyurarak da tamamlayalım. Mercan Dede müzikte 20. yılını Borusan Müzik Evi'ndeki konserlerle kutluyor. Ve 22 Aralık Cuma akşamı son konseri Secret Tribe projesi kapsamında yorumcu Özgür Can Çoban'ı konuk edecek. Biz de bu görüntülerle ve müzikle tamamlıyoruz. Yeni günde buluşmayı diliyoruz.
Müzik.